Laf Çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Hem eğleniyoruz hem de meselesi olan bir iş yapıyoruz biz. Oyuncu Vildan Atasever hem oyuncu hem de ödüllü programa setlerden katılıyor. Bu akşam Mesut Yar çok özel soruyor, o da cevaplıyor. Burada Laf Çok an itibariyle başladı. Bu akşam 3 değerli konuğum var demiştim. Yalancı çıkmadım. Gördüğünüz gibi şimdi söylüyorum kendisini. Sayın Mustafa Üstündağ hoş geldiniz efendim. Sayın Vildan Atasever hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Erdem Yener siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. 5 kelime 5 anlam diye bir tamamen hani editörlerimizle gün içerisinde canımız sıkıldığı için uydurduğumuz bölüm var. Dolayısıyla buradaki soruların da hepsi uyduruk. Dilerim aynı uydurma şekliyle yanıt vermezsiniz diyeyim. Bismillah deyip başlıyorum. Vildan Atasever kredi kartı diyorum size. Uf bela. Bela diyorsunuz. Evet. Ne güzelmiş tamam. Yani bunun üzerine gitmemek lazım yani. Bela evet diyorsun. Onun da çok üstüne gitmemek lazım. Kredi kartın da mı? Evet çok üstüne gitmemek lazım. Sosyal mesaj dolu bir gün olacak. Güzel. 40. 40. Ya aslında 40 mübarek bir rakam. 40. Hadi bak. Evet. Nasıl? İşte. 3'ler 7'ler 40'lar. 40'lar. Hazreti Muhammed'in 40 yaşında peygamber olması. Şener Şen'in 40 yaşında ünlü olması falan. 40 haramiler falan. Ooo 40'ladık falan ortalığı. Evet. Güzel güzel. Ödül efendim. Ödül. Pek bir erken geldi. Tabii beklemiyorduk falan diye. Ya ödül aslında insanı şevklendiren bir şey. Yani ödüllendirilmek yaptığımız işte... daha güçlü adımlarla hani özgüveninizi de kuvvetlendiren bir şey aslında ödül. Olsa da olur ama olmasa da olur. Yani yaptığınız işle yaptığınız iş daha önemli. Olursa da iyi olur yani mesela altın. Olursa çok güzel hani altın olur ama. Altın kaplama değil de bizzat altın olursa. Evet ama yaptığınız işleri ödül için yapmıyoruz. Önemli olan önce iyi bir iş olması, iyi bir film olması. Sonra ödül gelirse de zaten bal kaymak oluyor üstüne. Buna pek çok çalışmamıştık yani bu şeye kelimeye ama bayağı bir şey verdi bize. Malzeme verdi. Sevindim. Ya ben uyduramadım yani hani uyduruk cevap veremiyorum kusura bakmayın. Portakal. Güzel bir meyve. Hem de nasıl? Aynı bahçede 1926'larda ekilmiş bir portakal ağacı da vardı. Hmm. Çok da keyifli yani. Tamam Hülya Avşar diyorum. İyi bir aktriste de şey tamamlı. Güzel gözlü kadın. Güzel gözlü kadın. Ya öyle, bizde öyle bir şey olmuyor ki hani ben hani, görüştük 3 gün sonra sete çıktım. Neymiş? Yani Hollywood aktörleri gibi bize hani önceden senaryolar gelip biz hani böyle çalışıp hani koçlarıyla beraber ya da işte yardımcılarıyla beraber hani senaryolar okuyup 3-5 ay prova yapıp sahneye çıkmıyoruz ki. Veriyorlar 3 gün sonra da 3 lider oldum. 5 gün sonra 10 gün sonra. Enteresan. Yanlış mıyım abi? Yani. Doğru söylüyorsunuz. Vaktimiz evet. Olmuyor. Evet. Öyle bir şey olmuyor. Hani öyle bir zaman yok, öyle bir para ayırmıyorlar. Hani ben istemez miyim hani herhangi bir örgüt üyesi olmak? Hayır hayır yani bir oyuncuya hani al kardeşim sana para, 6 aylık paran, 1 senelik paran. Senden böyle bir şey istiyoruz. Sen buna çalış, şu insanlarla çalış. Bu da senaryon. Çık ondan sonra bize oyna. Tadından yenmez bir şey olur. Ama yok. Biz genelde yapılmayan bir şey aslında. Yapanlar var bunu. Bana hiç denk titiz, titiz bir çalışmayla bir projeye başlayanlar, önceden, çok önceden hazırlananlar var ama genelde çok az bir vakitte başlanıyor. Evet, anladım. Peki. Vildan, senle torpa az biliyorsun. Sanırım Erzurumlusun evet. Sen. Evet. O zaman sana hele dadaş, hoş mu sen, dolu mu sen, boş mu sen diye sorabilir miyim? Sorun böyle gelsin diye. Olur. Hoş mu sen? Hoşum. Olsun, hoş sen. Ne yapayım yani? Peki bir şey sorayım. O Erzurumluluğu üzerinde taşıyor musun hala? Hep taşıyacağım tabii ki. Yani... Erzurum'a gidip geliyorum sürekli. Hı. Biliyorsun Dadaş Film Festivali var artık Erzurum'da. Biliyorum. Geçen sene ben sundum ya. Çok enteresan. Evet, ondan önceki evet. Senelerde de ben vardım. Geçen sene Türkan Şoray geldi. Ondan önceki seneler kim geldi? Fatma Girik vardı. Fatma Girik mi geldi? Bu sene Cüneyt Arkın geliyormuş. gidiyorum Erzurum'a sık sık gidiyorum tabii ki. Hı. Yani tulumbada olması yiyor musun? Kültürümüz tabii. Kadayıf da olması yani. Kadayıf da olması. Cağ kebabı. Yapabiliyor musun onları? Kadayıf dolmasını çok iyi yapabildiğini söyleyemem. Annem çok güzel yapıyor çünkü. Valideler hep yapar ya. Ama biz de hep yeriz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz, çok seviyoruz kadayıf dolmasını. Bizim toprakların şeyi. Ama sen tabii Erzurum'da değil daha çok Türkiye'nin hemen hemen her tarafında varsın galiba babanın mesleği. Babam memur olduğu için, polis emeklisi olduğu için İstanbul'un, Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Çok fazla okul değiştirdim. Çok öğretmenlerim oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela babam polis. Dolayısıyla hani ben oyuncu olacağım şeyinde diye işaret yaptığında ya da parmak kaldırdığında
Hani polisler biraz daha şey olur ya, sıkıdır, şeydir, kızım ne yapıyorsun? Ya aslında polis olduğu için değil, hala da var o. Yani tedirgin olabiliyorlar. Yani bir kız çocuğu kalkıp ben oyuncu olacağım dediğinde aile önce tedirgin karşılayabiliyor. Bu babamın mesleğiyle ilgili değil. Hele bunu 6 yaşında söylerse bir hayli tedirgin oluyorlar galiba, değil mi? Evet, ama işte hani eğitimini aldıktan sonra, doğru adımlar atmaya başladıktan sonra güveniyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Arkamda... 6 yaşında bir insan neden oyuncu olmak ister? Mesela hani doktor olmak, mekatronik mühendisi olmak bilmem ne bir sürü şey varken. Ya ben oyuncu olmak istedim. Kim girdi aklına? Yeşilçam. Ha. İzlediğim filmler. Ha, filmlerden. Evet, çok etkilendim ve oyuncu olmak istiyorum dedim. Hatta ablam beni ilkokula yazdırırken, okula götürürken boşuna okula götürüyorsun, ben oyuncu olacağım falan okula, demişim. Okula da gidilir mi oyuncu için? Ya ben evet, o yüzden gidiyorum. İşte üniversite sınavlarına girdim, kazandım 2 kez ama konservatuara gideceğim diye üniversiteye de gitmedim mesela. O da içimde ukdedir, oyuncu olacağım diye. Konservatuarı da kazanamadım. Aradı dedi ama oyuncu oldun. O olsun yani. Alaylıyım çok şükür. Setlerde yetiştim. Çok önemli insanlarla çalıştım. Tabii yani birebir oyunculuk yapıyorsun. Hem de nasıl altın portakallı falan öyle de şey değil. Hayır, yani. Narinci şeyine bahçelerine de ya çok süreci... kıymetli insanlarla çalıştım. Benim için büyük bir şanstı. Biraz böyle bir şans var tabii. Çok büyük bir şanstı. Hepsi aslında başlı başına atölye olan insanlar. Hülya Avşar da dahil. Aynen. Kutlu Ataman, Zeki Demir Kubuz. Tabii tabii. Deli bir şeymiş ya. Bak baban seninle gurur duyuyor mu şu anda? Çok şükür. İşte evet. Budur. Yani önemli olan budur. Bitmiş ya. Ben 5 Ekim günü 4 Ekim'i kutluyorum. Seni bir Hülya Avşar komedyasıyla tanıdık. Bildik evin fırlama bir kızıydın. Sonra ama iki genç kızla bir anda altın portakalı alarak sanki o genç kızın içerisinden başka bir şey çıkarttın. Yani bir portakalın içinden bir mandalina çıkarttın ve mandalina çok lezzetliydi. Yani orada bir... Üstelik yani arka arkaya bir sene içerisinde oldu bunlar. Böyle bir tuhaf durum yaşadın mı? Önce iki genç kızı çektik. Öyle mi? Sonra kadın isterse. Şimdi bir sene oldu. Önce iki genç kızla tanıştık. O zaman tekrarlayayım. Yok aslında hayır, doğru söylüyorsunuz. Vizyona bir sene sonra evet, girdi. Evet, bir sene sonra girdi. Bir tuhaf bir durum olmadı. Her olur. Şey olması gerektiği gibi ilerledi. Şeyde, dizide hakikaten böyle abidik gubidik bir kızdık. Hani evin fırlama kızı. Hani şeyde de altın portakal şeyi çıkartan, nedir onun adı, performans çıkartan bir kız. Yani acaba ben kendi adıma söylüyorum, hangisi Bildan Atasever, hangisi diye hiç düşünmüştüm. Biri. Çünkü hep oyuncularla bir demin de bahsettiğim şeyi yapıştırırız ya şeyi rolü üzerine. Aa bu kızdan o kız nasıl çıktı diye. Bir sıkıntı olmadı galiba. Hayır. Üzerine konuşmayalım peki. Geçtim ben. Ki o reklamı şey yaptın değil mi, o reklamın gücünü zaten hani bizzat kast direktörü olarak... o reklamda oynayacak insanları gözden geçirmişsin ve böyle bir şey doğru mu? Ben onlardan daha iyi oynarım diye girmişsin bu işe. Yok öyle olmadı canım, o kadar iddialı hiç öyle bir... Petek çok teşekkür ediyorum verdiğin bu yanlış bilgi için. Sağ ol. Yok o çok iddialı yani tam, tam böyle söylesem ayıp etmiş olurdum yani. Ha canım ne diyordun? Erdem'e uygun bir söz değil bu. Ben daha iyi oynarım. Erdem öyle bir insan değil zaten. Teşekkür ederim. Peki... Başrolde aşk var galiba. Çok güzel. Erzurum'a gönderme yaptığımız için teşekkür ediyor Demir. Erzurum'a her programda gönderme yapıyoruz. Her programda gönderme yaptığımız başka şey de öğretmenler. Atanamayan öğretmenler. Evet. Atanamayan öğretmenler lütfen atansın. Gülme repliğini lütfen kaldırın. Gülme repliği kullanmıyoruz. Efek kullanıyoruz. Efeyi kaldırabilir miyiz? Bunu hakikaten kendi aramızda tartışmamız lazım. Bildan Atasever'e söyler misin? Onu ekranlarda daha çok görmek istiyoruz. Bildan Atasever sanıyorum şu anda ekranda. Bildan Atasever ekrandasınız. Şu anda buradasınız. Ayrıyeten de TRT'desiniz. Evet. Ve başrolde aşktayız. Başrolde aşktasınız. Cuma günleri saat 21.50'de. Çok eğlenceli bir dizimiz var. Biz bunu çok seviyoruz. Yani biz başroldeki aşkı çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. Ama aşkın başrolde olması biraz hani şey yapmıyor mu ya? O kadar oyuncuyum, aktristim, aktörüm ama başrolde aşk. Nasıl? Anlamadım. Aşk oynuyor başrolde, kapmış ya, başrolde. Ama aşk çok geniş bir geniş bakmanız gerekiyor. Yani çocuk aşkı, kadın erkek ilişkisinin aşkı, meslek aşkı, yani aile aşkı, başrolde aşk, aşk zaten hayatımızda da aşk çok büyük bir yer kapsamıyor mu? Yani hayatımızın kaynağı değil midir aşk? Yani sadece kadın erkek arasındaki aşktan bahsetmiyoruz. Aşk olmadan yaşayamayız bu hayatta. Çok güzel. Bildan'ın bu kadar uzun uzun anlattığı başrolde aşkı isterseniz parçada biz size özetleyelim.
İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Niye geldin? Düğmen ceketten ben içeride ilik gibi. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben çok acıktım. Evet, evet kız arkadaşım, sevgilim, çok yakın sevgilim, çok yakından büyük aşk. Bir şey diyeceğim. Diyeceğim mi? Evet. Peki. Ben. Sana. Tabii. Bayağı bir eğleniyorsunuz kendi aranızda. Çok. Çok eğleniyorum. Yani hakikaten gülüyorsunuz da. Tabii. Evet. Çok da keyifli. İyi bir şey bu. Çalışıyoruz çünkü. Saç stilini acayip beğendim. Geçenlerde de yazdım. Ellerinden öpüyorum abimi. Sizin bu saç takıntınız her zamanki gibi devam ediyor. Bilmiyorum mesajı size aldınız bulaştın mı? Size de bulaştın mı? Bilmiyorum mesajı aldınız mı? O kadar çok yazı yazıyorum ki bulaştıysam özür dilerim ama kuaförlerle böyle küçükken çok haşır neşir oluyordum. Neyse daha sonra anlatırız baş başa yakın. Siz genelde artist takımı Bildan. Siz genelde artist takımı. Evet. Madem öyle gidelim. Şimdi talk show'lara katılınca bazen hakikaten şey çok gerilimli hissediyorlar kendilerini. Yani sette de o tip gerilimler yaşanıyor mu yoksa talk show'larda kamu önüne gerçek yüzünüzle çıktığınız zaman... Mesela sen kasıyor musun kendini? Ben çok kasılıyorum. Ben çok heyecanlanıyorum. Ya işimi yaparken çok ayrı yani. Çok rahatsın ya. Nasıl heyecanlanıyorsun yani şeyde rahatsın diye. Burada rahatsın ama dizide acayip rahatsın. Ya o işimi yapıyorum orada. Yani orada hiçbir sorun yok. İlk günü çok heyecanlanıyorum ama sete giderken. İlk set gününde çok heyecanlı oluyorum. Uyuyamıyorum sabaha kadar. Ama burada mesela kendimi anlatmak çok zor benim için. Ama... Yani bir şekilde bunu halletmemiz gerekiyor. Ama bir şekilde halletmemiz lazım hakikaten. Ya aramızda ya da başka bir bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Oynarken yani aslında özünde çok şöyle gerçek bir şey var yani saklambaç oynamakla Hamlet oynamak arasında temelinde pek fazla bir fark yok. Shakespeare sadece. Gerçekten edebi değerinden bahsetmiyorum. Oyun oynama kısmı. Yani inanmak ve inandırmak ve o işi yaparken eğlenmek. Oyun oynama kısmı. Oyun oynadığımız için biz orada o bir oyun hani o yüzden çok rahat olabiliyoruz ama hani kendinizi çok katılıyorum. Anlatmak. Kendini anlatmaya kalkan insan kendini nasıl anlatabilir? Ya bir de tanımadığınız bir sürü insanı anlatıyorsunuz ve söylediğiniz her söz karşı tarafa gidiyor ve herkes kendi kalbiyle yorum yapabilme hakkını da veriyorsunuz. Yani sonra çok bıçak sırtı bir şey, çok evet tehlikeli ya. Bir şey. Aslında Bildan şöyleymiş ya da ne bileyim Mustafa böyleymiş. Ya bu aslında ama işte biz burada kendimizi tam anlamıyla anlatmıyoruz ki burada hani. Yani bir saat... Ya ne olur rahat olun ya anlatabilirsiniz. Hani burada... Vallahi biz bizeyiz ya. Tabii. Anlaşalım ne oldu? Ya kimse yanlış anlaşılmak istemiyor ya normal olarak. Evet güzel. Peki sonuç itibariyle sanırım biraz inatçısın. Yani sadece oyunculukta hayatın kendisinde de inatçısın bilmiyorum. Ama yani hani 6 yaşında bu işi kafaya koyup yapmak bir inatçılık meselesi. Başka inat ettiğin şeyler var mı? Hayatım? Çok sevdiğim, istediğim şeyler üstünde inat ediyorum evet. Nedir onlar? Yani işte oyunculuk. Evet inatçıyımdır. Alırım abi. Evet inatçısın. Yani öyle. Güzel bir şey. Güzel mi inat edersin? Pis midir inadın? Yok yani eskiden çok inatçıydım. Aslında hani insan büyüdükçe inatların da kırılıyor. Daha sabırlı hale geliyorsun. Daha sakin oluyorsun. Ama bu siz ne kadar inat ederseniz edin. Yani eğer bir şey olmanız gerekiyorsa bu hayatta ben çok kaderci bir insanımdır. Oluyordur zaten. Bu inatla olan da bir şey değil aslında. Hani bir şekilde sizi hayat da o tarafa götürüyor. Çünkü hani bu olması gereken bir şey yani. Yani kadere inat kadere diye inat, bir şarkı vardır ya kadere evet, inat. Kadere çok inatçı olmak mı? Sen inatçı mısın Mustafa? Evet yani bazı konularda. Evet. Yani her konuda öyle bir inadım yoktur ama
başladığım işi bitirmek isterim. Yani şaparım bilirsin diyorsun. Güzel. Bunu bir yere yazayım. Bildan sen, senin totemin var mı? Bir şeye başlarken tamam çok heyecan duyuyorsun. İlk gün heyecanın gücü. Ben duaların gücüne çok inanıyorum hayatta. Yani nazar boncuğu evet belki hani gözü hani o enerjiyi kırmak için evet olabilir. Bazı renkler olabilir ama ben duanın gücüne inanan bir insanım. Duanın bizi koruyacağına inanan bir insanım. O yüzden başlayacağım her işte duayla başlarım. Bu iyi bir şey. Her şeyden önce iyi bir şey. Bu arada Vildan'ın yüzünü çekseniz de çok güzel gözleri falan. Değil mi? Yani ben şu anda yastık Vildan'dan daha büyük duruyor. Nereden buldunuz efendim o yastığı? Yastık totemiymiş efendim. Yastıksız çıkmam dedi. Katıldığım her talk show'a bu yastığımı da getirdim. Yok hayır. Şimdi söyleyeyim mi? Söyleyelim lütfen. Söyleyelim lütfen. Tamam bizden kaynaklanan bir şey. Bizim koltuklar biraz aşağı. Sen yine pantolonla gelmişsin. Bir de etekli gelenler var. Bana diyorlar ki abi... şimdi hatunların da bacakları senin yönetmen çekiyor. Babacığım çekmiyor. Şey koltuk böyle aşağı doğru. Kadınlar ister istemez bacaklar yukarı doğru oluyor ve enteresan bir şey oluyor. 23.45'ten bu yana bayağı da iyi abi. Bir saat yakındır konuşuyoruz aralıksız ve bakalım manşetlerde neler çıktı taze. Geldi ve astigmatlı gözlerimle okumaya çalışacağım şu anda. Geliyor geliyor geldi evet. Mustafa Üstündağ dedi ki ben oyun oynamayı seviyorum. Oynayabileyim bana yeter. Yani ne oynarsam oynayayım ama oynayabileyim bana yeter dedi. Vildan Atasever ise oyuncu olmak için beni etkileyen faktör Yeşilçam'dı. Yani Yeşilçam filmlerini izledim ve dolayısıyla 6 yaşında da karar verdim ve yürüdüm o yolda. Erdem Yener kas direktörü olarak torpil yapmam sizce mümkün mü? 40 bin kişi nire, bir kişi nire diyerek mesleğinin en önemli sırrını bize verdi ki zaten artık... bugün... Böyle bir durum var. Hepimiz gidiyoruz. Bir gün gideceğiz. Sonuç itibariyle bu güzellik hiçbirimize kalmıyor. Şarkıda olduğu gibi. Bir filminde soyundun. Gençliğinde de soyundun. Bu üzerine de çok geldiler bu anlamda. Çok ani geldi ya. Birden geldi. Böyle şaka. Genelde burada böyle oluyor ya. Biraz hiçbir şey sormayacağım bu anlamda da. Çok üzerine geldiler de bu anlamda. Sen bir kızdın değil mi o zaman? Ne örüyorsunuz diye? Kızdım tabii. İyi yaptın peki. Kızdım. Haklı. Ya biz onunla dövseydik. Sen beni niye çağırmadın ki ya? Toprak olduğumu da biliyorsun bak şimdi. Mesut abi gel bunları dövelim diye. Hakikaten yani şu bir dert mi abi? Bir şöhreti yakalıyorsunuz bir noktaya kadar kendinizi taşıyorsunuz oyunda. Körebe de oynasan neyse artık onun adı. Ve karşınıza lök diye bir geçmiş çıkartıyorlar. Ama adı üzerinde geçmiş. İnsan o anda ne hissediyor? Ya bu konularla ilgili çok konuşmadım ve hayatım boyunca da konuşmayı düşünmüyorum. O benimle alakalı bir durum. Kimseye de açıklama yapmak zorunda değilim hiçbir zaman. Yani film yapıyorum. Yani sonuçta biz oyuncuyuz. İnsanı insanı insanla ve insanca anlatmaktır. Maalesef işinizi iyi yapmaya çalışıyorsunuz ve işinizin gerektirdiklerini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama maalesef magazinsel... bakış açılarıyla yaptığınız filmin anlamını yitirebiliyor magazinsel bakıldığı zaman. Oradan bakınca yani da hani, bugün de kalkıp şunu sorabiliyorsunuz. Öpüşme sahnelerinde oynar mısınız diye sorularla karşılaşabiliyoruz. Yani bakış açılarım nereye baktığımızla alakalı bir durum bu. Dünyada... Yani sinemaya nasıl baktığımızla ilgili bir şey bu. Ya dünyada aslında magazinde böyle bir şey var. Tuhaf bir ikilem var. Yani bir yanda hakikaten geliştirilmiş bir magazinden bahsedebiliriz. Bir yandan da popüler kültürün yarattığı magazin malzemesi. Orada toplam 5 soru vardır. Abi soyunacak mısın yeni filminde? Öpüşecek misin? Eşcinsel oynar mısın? Eşcinsel oynar mısın? İşte eşcinsel oynasan ne düşünürsün falan gibi 5 tane soru üzerinden dönen bir mesele. Belki de doğru diyorsun. Topyekün şey kafayı değiştirmek lazım ama galiba dünyanın her tarafında da böyle bir sığ durum var. Popüler kültür oldukça da olacak. Bilmiyorum yani dünyanın her tarafında... Ya beni burası ilgilendiriyor. Evet. Doğru. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Doğru diyorsun. Gayet güzel. Vildan mesela bir insanın dizisi sonlandırıldığında bir oyuncunun televizyon sektörünün içindesiniz. Sektörle ilgili aslında demin sinema ile ilgili sorduğum soru sektörü de biraz anlatıyor. Çünkü sektör de bir yere geldi. Acayip bir yere geldi. Dizisi sonlandırıldığında hiç bilmiyorum dizinin sonlandırıldı mı ama ne hissediyor bir oyuncu? Yakın çevrenden en azından biliyorsundur ya da. Ya bugüne kadar böyle bir şey çok şükür yaşamadım. Çok şükür. İnşallah bundan sonra da yaşamam. Ama yaşayan arkadaşlarım olduğu zaman üzülüyorum. Çünkü sezonun ortasında dizi bitiyor ve işsiz kalabiliyorlar.
Büyük umutlarla başlıyorlar o işe. Büyük emek veriyorlar, ön çalışmaları oluyor. Ama bir anda reyting yüzünden çok çok güzel diziler de maalesef yayından kalkabiliyor. Ve bir süre işsiz kalabiliyorlar. Hı hı. O yüzden üzülüyorum. Yani öncesinden o zaman herhalde bir daha iyi mi çalışmak gerekiyor? Ön hazırlığı daha mı? Ama iyi dizilerin de kalktığını biliyorum. Hı. Yani bu reyting durumunu ben hala anlamış değilim ben aslında. De ve çok üzülüyorum gerçekten. Mevsimsel bir sanat dalı yaratmak. Mesela Türk sinemasını mevsimsel hale getirmek de ilginç bir hal oldu. Ben böyle düşünüyorum tabii. Yani bölüşüyor musunuz? Merak etmeyin siz. Bölüşür müydünüz? Mevsimsel bir Türk sineması var artık. Evet. Yani aslında yok. Yani Türk sineması. Türk sineması. Mevsimsel bir durum yok ya aslında. Çekiliyor da hani genelde. Çekiliyor evet ama eğer diziniz varsa, vaktiniz uymuyorsa o filmde olmuyorsunuz. Ama bir sinema projesi bana çok çok önceden gelse kışın o filmde var olmak için ben dizide oynamam. Ha böyle bir durum oluyor değil mi? Yani oluyor, hani dizi mi film mi diye sizde oluyordur herhalde. Oluyor. Peki ama şey karşılıyor mu onu hani filmden aldığınız... Şey mesela diziden bir iyi bir para kazanılıyor diye düşünüyoruz biz. Akar oluyor her hafta olduğu için. Ha akar var. Ya keşke çok fazla film çekebilsek de yani oyuncu olarak çok fazla filmin içinde olabilsek keşke. Sen ama ne kadar şanslısın ya böyle başrolden başlamak falan yani. Değil mi hani sinemada yan rolden değildi. Mesela dizilerinde de öyle hep başroldesin. Evet. Şanslı hissediyor musun kendini? Ya evet söylediğimde de. Sen ben şimdi arkadaşımı... Hayır, kas direktörüyüm diyor. Çakıyor. Bu kadar arkadaşıma da. Arka çıkayım dedim. Tabii canım ya ne olacak? Hak ediyor hocam. Bence de hak ediyor. Yani oynadığı her filme ve her role yakışıyor. Hani başlangıçta ciddi korkularım vardı ama artık hiç korkmuyorum. Yani hangi rol oynarsa üzerinden bayağı genç gözükme dezavantajını avantaja çevirebilme durumu da oluştu mu artık zaman içerisinde? Bu aslında avantaj... Çünkü ben uzun yıllar inşallah sağlıklı olabilirsem inşallah uzun yıllar var olabileceğim anlamına geliyor bu. Yani ama bir film projesinde olgun birini yaşlı bir karakteri oynamam gerektiğinde de değiştirebilirim kendimi. Yani ya aslında hani nasıl istediğinizle alakalı bir durum. Yani bir yönetmenle çalışırken kendinizi değiştirebilirsiniz. Bütün her şeyinizle oynayabilirsiniz. Ne istendiğiyle ilgili bir durum. Sen şimdi İsmail Hacıoğlu ile evlisin. Onun da böyle bir genç durma durumu var. Siz böyle karı koca Benjamin Button'un şeyi gibisiniz yani. Böyle bir durumunuz var ya. O da bir genç duruyor baba. Baba bıyık bırakıyor ama genç duruyor tamam mı? Genç ve bıçkın delikanlı diyorsun. Fakat o da enfes oynuyor. Nasıl bulursun İsmail'in oyunculuğunu? Çok... İzliyor mudur acaba bizi? Bir yandan da tırsarak sordum. Beğeniyorum evet. Onun bir tipik gülüşü vardır. Hastasıyız onda ailece. Birbirinizi eleştirdiğiniz oluyor mu? Yani eve iş taşıyor musunuz? Evet. Yani tabii ki çünkü biz en önce dostuz. Birbirimize çok dürüstçe birbirimizle konuşabiliyoruz. Senaryo geldiğinde karakterimizle ilgili oturup tartışabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Birbirimizin projelerini izleyip dürüst bir şekilde birbirimizi eleştirebiliyoruz iyi veya kötü. Ama çok yani önemli hani, bir şey. Biz meslektaşız. Tabii ki eşiz ama yani dostuz biz. Yani birbirimize en dürüst şekilde birbirimizi eleştirebiliyoruz. Yine de biz erkekler beyaz yalanlar söylemeye bayılırız. Yani. Yok çok şükür benim kocam yalancı değil. İyi güzel ama hani bu beyaz yalan ya beyaz yalanda yalancılığa girmez. Şimdi hani aranız bozuk o gün ne bileyim işte şeyden bulaşık. Sıra kimdeyse atlamış ve kavga etmişsiniz. Ya işte, dizide de öyle bir şey çıkarttın ki Vildan'ım. Bayılıyorum ya müthiş oynuyorsun gibi yalanlar yok. Yok hiç öyle bir şey olmaz. Yok yani çok dürüst davranıyoruz o konuda. Güzel. Çok dürüst davranıyoruz. Kavgalarda hep bulaşık sırası nedeniyle çıkardın mı sizin? Yok öyle bir kavgamız da olmuyor. Yani çok... İsmail bulaşık yıkamaz. Evet. Kavga çıkmıyor. Evet. Herkes şeyini görebiliyor. Geldi galiba evet. Şimdi Vildan delikanlı gibi konuşayım. Elisha Cuthbert ablanın kim olduğunu bilmiyorum. Ben ya muhtemelen bilmiyorum. Herhalde iyi bir insan. Sana benzeyip benzemediği konusunda da çok emin değilim. Ya bizim çocuklar bu işte uğraşan arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı var abi. Yarın ben onu bir şekilde göz doktoruna... Abi yani gözünü seveyim. Bizim kız benzersiz ya. Benzersiz duruyor. Elisha Cuthbert'i reddediyoruz. Asla benzemiyor.
Evet, sıradakine gelsin. Böyle bir enfes öldürülme durumunuz oluyor mu durduk yerde? Mesela bugün işte Lübnanlılar Kıvanç Tatlıtuğ'u öldürdüler. Yani yalan haber. Böyle zaman zaman sizin aklınızda da böyle haberler çıktı oldu mu? Asparagaslar. Sen de ölecek adam tipi yoksa. O yüzden çok zor. Ama yani mesela hani asparagas. Senin bilden başına geldi mi böyle bir şey? Yok, hayır, böyle bir şeyle karşılaşmadım. İyi, aman gelmesin. Peki TRT'de diziyi kaç günde çekiyorsunuz haftada? 2 günde. Öyle bir demecim var biliyorsun. Kendi devlet, 2 günlük devlet memuru sayıyormuşsun. 2 günlük değil, devlet memuru oldum. Devlet memuru demiştim, evet. Ne bir şey? Nasıl maaşlar? Güzel, değil çok mi? Şükür. Devlet memuru maaşları. İki günde tabii yani şey, büyük bir lüks olması lazım herhalde. Hani bazı diziler artık 105, bazıları 112 dakika falan. Evet, 2 günde bitirebilmek hakikaten iyi bir şey değil mi? Kendine vakit kalıyor o zaman. Evet, çok rahat. Evet, kendimize vakit ayırabiliyoruz. Rahat çalışıyoruz. Keyifle çalışıyoruz, çok şükür. Pilato'da çalışıyoruz zaten. Hı hı. 2 günde. Bir oyuncuyu bu yani sitcomlarda oynamak biraz daha rahatlatıyor anladığım kadarıyla. Yani evet. Uzun bir dramada oynamak yerine. Tabii, bir de biz 60 dakika... baremini tutturuyorsunuz, evet, maşallah. 60 dakika. Aman bozulmasın. Bir sürede. Benim de buna ihtiyacım vardı açıkçası Samanyolu'ndan sonra. Hı hı. Böyle daha rahat çalışabileceğim, kendime de vakit ayırabileceğim, keyifle çalışabileceğim bir işe ihtiyacım vardı. Çok şükür ki Allah başrolde aşkı çıkardı karşıma. Çok huzurlu çalışıyorum ve kendime de vakit ayırabiliyorum. Niye bakıyorsun rol seçerken? Ben hep merak ederim. Hani kriterlerin ne? İnanmam gerekiyor önce. Yani bir kriterim yok. Ben şu rolü oynarım, şu karakteri oynamam diye bir ayrımım yok. Ama inanmam gerekiyor. Role inanmam gerekiyor. Hikayeye inanmam gerekiyor. Rol arkadaşlarına inanmak, kasta da inanmak. İlk ben kastı duymuştum başrolde aşkta. Ne kadar güzel insanlar bir araya gelmiş demiştim. Okuyalım senaryoyu. Senaryoyu okudum, sevdim. Öyküye çok inandım. Hı hı. Ama öyküye inanmamın dışında sonuçta dizi yapıyoruz ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Çalıştığımız ortam çok önemli. Huzurla çalışmamız gerekiyor. Aslı Zengin ve Ceren Aslan'la karşılaştım. Onlarla oturduk, toplantı yaptık ve onların o gözlerindeki iyi niyet, o pırıltı. Hı. Dedim ki evet, ben bu işte olmalıyım, huzurla çalışacağım çok belliydi. Mutlusun yani. Evet, çünkü onlar bana inanmışlardı. Bana inanmaları çok önemliydi. Soru işaretleri yoktu kafasında. Hı hı. Ben de hiçbir soru işareti olmadan Bismillah diyerek başladım. Yürüdüm, gittim. Çok şükür de çok güzel gidiyoruz. Hadi ve bak, çok güzel bir ekibiz. Çok İyi maşallah. İyi bir karakter yarattı, evet, ve hafızaları yani kazındı. Ya mesela benim en çok sevdiğim işim aslında Uy Başıma Gelenler'dir. Show TV'de yayınlanmıştı. Orada Düzkölü Cemal diye bir adam oynamıştım. 13 bölümdü. Dadından yenmezdi. Çok güzel oldu. O kadar ama yani uzayınca bir şey... Uzatmamak lazım. Bazen hakikaten şey de oluyor. 5 yani sene sürüyor abi. 5 sene sürer mi ya? Bir de hikayede devamlılığını şaşırabiliyor. Yani karakter bir değişik bir hal alabiliyor. Çocuk yani böyle başlamıştı, ne oldu? Bir an katil canım, olabiliyorsun yani hikayenin, evet, ortasında. Böyle tuhaf şekilde. Sen ne dersin? Yani ya ben bittim, beni çıkartın buradan dediğin ya da ben hiçbir zaman çok çok böyle sorun yaşadığım bir proje olmadı çok şükür. Ama sıkıntılar oldu, sen de biliyorsun bir projede. Hı hı. Yine devam ettim çünkü hani o benim işim. Hı hı. Önce ben sahip çıkmalıyım işime. Sonuna kadar inatçıyım derken işte hani bu da var, inat. Çünkü hani o benim işim ve ben değilim yani sadece orada olan 60 kişi var. Tabii, yani insanlara saygı göstermem gerekiyor yani. Hülya Avşar benim senin için şımarıklığımla olacak bir şey değil. Anladım. Hülya Avşar seni gençliğine benzetmiş. Bir hayli de hırslı demiş. Katılıyor musun? Ya işimle alakalı, evet. Hırslıyım. Yani hırs şöyle. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. Yani karakter, bir karakteri sevdiğim zaman o karakter benim hep aklımda oluyor. Onu iyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü hayatım boyunca ben bu meslekte, Allah ömür verirse bu meslekte yaşlanacağım. Hı hı. İyi yapmak için hırslanıyorum tabii ki. Hülya Avşar'la bir benzerlik kuruyor musun? Kendi gençliğine benzetmiş. Yani aranızda öyle bir benzerlik kuruyor musun sen? Yani iş
titizliği, disiplini konusunda belki bilmiyorum ki yani olabilir. Hiç düşünmedim bunu da. Peki belli ki şu sıralarda dizi izlemediğini söylemişsin. Mesela Kenan Ece'nin yenisini izliyor musun? Orada bayağı bir kankaydınız şeyde. Hala da görüşüyoruz ama dizi izlemedim. Ayrıştırılması yani. Fena değil. İzleyebilirsin. Hı hı. Yani hiç fena değil. Sen eski rol arkadaşların filmlerini izliyor musun? Ya dizileri? Tabii ki bakıyorum tabii ki ne yapmışlar. Peki, konuşuyoruz. Dizi izleyen birini buldum. Şimdi hangi diziler tutar? Bu arada izlemedim derken böyle bir 25-30 dakika hani bakıyorum. Hani seri olarak izlemiyorum. Ha seri olarak tamam. Ya onu biz ya vaktim de olmayabiliyor ama. Zaten çalıştım. Çalıştığımız zaman çok fazla takip edemiyoruz ama. Sen zaten haftanın iki günü çalışıyorsun. Beş günü dizi izliyordur. Ya ben hangi dizi tutar hani ilk başladığımız konuşmaya başladığımızda da söyledim. Artık tahmin edemiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi diziler de yayından kalkabiliyor. Hmm. O yüzden bu benim tutar dediğim işte kalkabiliyor. Tutmaz dediğim iş devam edebiliyor. O yüzden bu konuyla ilgili çok fazla doğru fikir yürütemiyorum. Mesela Firar tutar mı? Firar dizisi çok güzel gidiyor. Bak aynı anda çıktı. Ayrıca bu hafta ikinci oldular biliyorsunuz. Gayet iyi gidiyor. Cemal Şan çok özel bir yönetmendir. İyi bir yönetmen. Çok önemli oyuncuları, kadrosunda çok özel oyuncular var. Hikaye de çok güzel. Hı hı. Firar bence bu sezon sıkı devam ediyor. Mustafa Üstündağ. Dadından yenmez dedi. Dadından yenmez iş mi isteniyor? 13 bölüm mis diyerek de noktaladı. Vildan Atasever 5 gün çekim mi? Hayır 2 gün. 110 dakika mı? Hayır 60 dakika. Yaşasın devlet memurluğu dedi. Erdem Yener her alanda özgün işler yapmayı seviyorum. Kimseye benzemek istemem elbette diyerek malzemeyi verdi bizim elimize. Ama her birinin bizden önce söylediği bir takım şeyler vardı ve biz de onları çalıştık, üzerine bütün gün karikatürler haline getirdik. Bakalım bizden önce nerede ne demeçler vermişler. İşte onlar geliyor. Böyle şey dedim. Demek kendi yani. Hakkımda konuşmayı sevmem. Ne de güzel söylemişim dedi ve sonra öyle dedim. Beni okula götürme, ben okumayacağım, artist olacağım. Ne de güzel söylemişim demiş. Evet ya, o fotoğraf da güzel olmuş. Bu arada herkesin bir gençlik hatası olur. Biz gençlik hatalarında buluyoruz. Sen Şirinler'de oynamışsın. Şirinler'de mi? Çocuk oyunu, tiyatroda oynadım. Ha oynadın değil mi? Oynadım. Ne oynadın orada? Şirinler mi? Şirinler'den bir tanesi. Şirinler'den bir tanesi. İşte, başka ne oynayabilirim? Burada laf çok. Gargamel giderdi ya. Gargamel. Yok o zamanlar sevimli bir adamdım. Estağfurullah hala sevimlisin de. Bakalım ne oynamış. Onun da fotoğrafını bulduk çıkardık. Lütfen arkadaşlarımız getirdiğiniz fotoğrafı. Şaka. Ayıp ettin ya. Bildan, Türklerin Oscar'la bir sınavı var ama tip olarak Hollywood'da hani bir yerleri var mı ona çok emin değilim. Yani sen hatta şöyle de bir lafın var. Beni ya Lübnan'la oynatırlar ya Arap oynatırlar bilmem ne falan. Tabii tabii yani Hollywood'a gitsem Orta Doğu'la oynarım. Orta Doğu'la oynayabilirsin. Danimarka prensi çok zor. Yani. Zorlama olur. Zorlama olur ama zorlama olur. ödül daha programın başında demiştin. Ödül yaptığımız işlerin belki taçlandırılması çok da önemli değildir ama. Bir hani Hollywood'a bir Oscar'a yürüme fikrin oldu mu hiç böyle bir şeyin hevesin? Havas ettim derler ya eskiler. Yok öyle hayallerim olmadı. Gerçekçi bir insanım. Yani ülkemde, kendi ülkemde, kendi insanlarımla, kendi ülkemde önce bir şeyler yapabileyim. Burada yaptığım işler oraya giderse, Nuri Bilge Ceylan şimdi gidiyor mesela. Gidiyor. Aday oldu galiba. Aday adayı şu anda. Evet, gidebiliyoruz. İnşallah burada yaptığımız işlerle Türk sinemasıyla oralarda olmak tabii ne güzel olur sinemamız için. Benim için de enteresan bir şey olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız programımıza. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yarın akşam da kendinizi izleyebilirsiniz. Bakın böyle dün özeti şeklinde sizi vereceğiz yani. Başarılarınızı devamını diliyorum. Yani zaten başarılı adamlarsınız. Hani benim temennim ekstra bir şey getirecekse ne mutlu bana. Getirir illaki getirir. Çok teşekkür ederim. Dualarınızı çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.